ay, ay. Tamam tamam patlama geliyorum. Sabahın köründe kim acaba? Tamam geldim. Kızım bu ne telaş sabah sabah. Bilgecan dedi büyük bir sorunum var. Sorun mu? Affedersin seni tanıyor muyum? Gözüm bir yerden ısırıyor ama bizim köyden değilsin galiba. Köy mü? Olacağı buydu. Babama kaç defa söyledim. Biraz halk içine karışalım. Topraklarımızdaki insanlar bizi görsün, tanısın dedim ama dinletemedim. Zaten hangi konuda beni dinliyor ki? Babanızın toprakları var galiba. Babanız çiftçi mi? Tabii ki hayır Bilgecan dedi. Benim babam bu ülkenin padişahı. Ben de onun kızı Prenses Papatya. Ah tabii ya. Zaten yüzünüz çok tanıdık gelmişti. Evet, babamın huzuruna çıktığınızda karşılaşmıştık. Beni hatırlamamanız çok doğal. Çünkü çok yaşlısınız. Hafızanız zayıftır. Gözünüz de pek iyi görmüyordur zaten. Bir gözlük taksanız hiç fena olmaz. Ah! Ah! Bir şeyin yok ya kızım. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Mesele nedir Prenses Hanım? Çok büyük bir sorunum var Bilgecan dedi. Babam beni bir prensle evlendirmek istiyor. Sorun nedir anlayamadım prenses kızım. Benim bildiğim prensesler prenslerle evlenir. Evet ama ben bu prensi tanımıyorum bile. Hayatımda hiç görmediğim bir adamla evlenmek istemiyorum. Sevmediğim bir prensle evlenip mutsuz olmak istemiyorum Bilgecan dedi. Lütfen bana yardım edin. Ya ama bu konuda ben ne yapabilirim ki? Ben nereden bileyim? Babamın derdine çare bulmuştunuz. Benimkine de bulursunuz diye düşündüm. Bunun için ta buralara kadar geldim. Padişah böyle bir karar verdiyse benim elimden bir şey gelmez prenses kızım. Onu ancak siz ikna edebilirsiniz. Bana söylediklerinizi ona da söylerseniz belki kararından vazgeçer. Denemedim mi sanıyorsun Bilgecan dedi. Ama beni hiç dinlemiyor. Prens bugün saraya gelecek. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Bak kızım, ben icatlar yaparım, hastalıkları iyileştirecek iksirler hazırlarım ama bir adamı sevmek istiyorsan... Sana yardım etmenin bir yolu var sanırım ama biraz tehlikeli bir yol. Neymiş Bilgecan dedi, hadi hemen yapalım. Bir iksir var, adı Şıp Sevdi iksiri. Eğer bu iksirden içersen karşına çıkan ilk adamı sevmeye başlarsın. Ama dedim ya, biraz tehlikeli bir iksir. Eğer iksiri içtikten sonra prens yerine başka biriyle karşılaşırsan, yanlış kişiye aşık olabilirsin. O zaman işler daha da karışır. Tamam, çok dikkatli olurum. Hadi hemen bana o iksirden hazırla Bilgecan dedi. Of, ne sıkıcı bir gün değil mi Kara Kaçan? Ortalıkta hiç kimse yok. Sivriyle kara babalarıyla kasabaya gitmiş. Örgülüyle Balkız da annelerine yardım edecekmiş. Bütün gün yapacak hiçbir iş yok. En iyisi Bilgecan dedenin yanına gitmek. Belki bana bir şeyler anlatır. Böyle boş boş dolaşacağım ama bir şeyler öğrenmiş olurum. Bu at kimin acaba? Bilgecan dedenin evinde birileri olmalı. Kara vezirin adamları olmasın? Bunları da kattık mı, iksir hazır sayılır. Dediğimi unutma prenses kızım. Bu iksirden bir kaşık içtiğinde ilk gördüğün adama aşık olacaksın. Bilgecan dedi, iyi misin? Keloğlan, durma orada. Prensesi kazandan çıkarma, bana yardım et. Prenses mi? Bilgecan dedi, prensesin burada ne işi var? Ah, uzun hikaye Keloğlan. Önce şu kızı kazandan çıkaralım. Hadi, bir, iki, üç. Prenses, uyanın prenses. Şimdi başımız belada Keloğlan. Küçücük kazanın içinde boğulmuş olamaz ya dede. Şimdi kendine gelir. Asıl kendine geldiğinde başımız belada Keloğlan. Hadi kızım uyan. Ne oldu bana?
Kazana düştünüz prenses kızım. Neyse ki bir şeyiniz yok. Kazana mı düştü? Beni bu soylu prens mi kurtardı? Soylu prens mi? Gerçekten çok yakışıklısınız. Özellikle de başınız. Daha önce hiç saçsız bir prens görmemiştim. Çok farklı bir tarz olmuş. Bu kız neler söylüyor Bilgecan dede? Ben hiçbir şey anlamadım. Sana aşık oluyor Keloğlan. Kazandaki şıp sevdi iksirinin etkisi. Alması gereken miktarın çok üstünde yutmuş olmalı. Hem de çok yanlış bir zamanda. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Prenses, hadi kalkın. Biraz dinlenmeniz lazım. Bana olanları anlatacak mısın Bilgecan dede? Prensesin burada ne işi var? Şıp sevdi iksiri de ne oluyor? Anlatacağım Keloğlan, anlatacağım. Yalnız önce şunu söyleyeyim. Bu prenses sana aşık oldu. Onu saraya götürüp gerçek prense aşık olmasını sağlayamazsak... ...padişahın elinden çekeceğimiz var bilesin. Hadi huysuz uyan artık. Canım çok sıkılıyor. Rahat bırak beni be adam. Dinleniyorum şurada, görmüyor musun? Huysuz, hadi kalk bari bir oyun oynayalım. Sıkıntıdan patlayacağım. Oyun mu? Kazık kadar adamsın, hala oyun peşindesin. Rahat bırak beni. Git sincaplarla oyna. Papağancılık oynayalım mı huysuz? Hadi kalk bak, çok zevkli olacak. Git başımdan uzun, kızdırıyorsun beni. Git başımdan uzun, kızdırıyorsun beni. Bak ne kadar eğlenceli. Sen beni delirtecek misin uzun? Beni rahat bırak yoksa fena olur ha. Beni rahat bırak yoksa fena olur ha. Şimdi ben sana gösteririm papağancılık oyununu. Şimdi ben sana gösteririm papağancılık oyununu. Gel buraya seni kuş beyinli. Gel buraya seni kuş beyinli. Kaçma dur. Kaçma dur. Kaçan sensin akılsız. Kaçan sensin akılsız. İşte böyle Keloğlan. Şıp sevdi iksirinden bir kaşık içen karşısına çıkan ilk kişiye aşık olur. Kazandan çıkınca ilk seni gördüğü için prenses sana aşık oldu. Şimdi ne yapacağız Bilgecan dede? Bunun bir çözümü yok mu? Prensesi saraya götürmen gerekiyor. Ama götürürken kimseyi görmemesi gerekiyor. O kadar çok şıp sevdi iksiri yuttu ki gördüğü herkese aşık olabilir. Gözünü bağlayalım o zaman. İyi fikir. Ancak prensesi buna ikna etmemiz biraz zor olacak. Prensim, benim hayatımı kurtardınız. Bilgecan dede ne yapacağım? Bu kız gerçekten bana abayı yakmış görünüyor. Bozuntuya verme Keloğlan. Sarayda gerçek prensle karşılaşınca seni unutacaktır. Gerçek bir kahramansınız prensim. Size hayatımı borçluyum. O kadar da abartmayın canım. Alt tarafı kazanın içine düştünüz. Hem ben sadece Bilgecan dedeye yardım... Çok alçak gönüllüsünüz. Ne kadar soylu bir davranış. Prensesim, hemen evinize dönmeniz gerekiyor. Babanız sizi merak etmiştir. Keloğlan size saraya kadar eşlik edecek. Elbette, hemen gidelim. Ben de bu yakışıklı prensi babamla tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Yalnız prenses, saraya giderken gözlerinizi bağlamamız gerekecek. Güvenlik için bir tedbir olarak düşünün. Gözlerimi bağlamak mı? Aa prensim, ne kadar düşüncelisiniz. Ancak ben gözlerim açıkken daha güvende olurum, öyle değil mi? Yalnız sizin güvenliğiniz değil prenses. Dışarıdakilerin güvenliği için bunu yapmamız gerekiyor. Dışarıdakilerin güvenliği mi? Kusura bakmayın prensim ama ben buna asla müsaade etmem. Nerede görülmüş koskoca prensesin gözlerinin bağlandığı? Esir miyim ben? Bu yaptığınızı size hiç yakıştıramadım Prens Keloğlan. Bir prensese bu şekilde davranamazsınız. Gerçek prensi görünce düzeleceğine emin misin Bilgecan dede? Emin değilim ama aklıma başka bir şey gelmiyor. Aman dikkat et Keloğlan. Yolda hiç kimseyi görmesin. Saraya gittiğinde bu mektubu padişaha ver. Durumu anlayacaktır. Akşama kadar burada bekleyecek miyim ben? Hadi gidelim artık. Doğrusu bu prensesle uğraşacağım ha. Kara vezirle uğraşmayı tercih ederdim Bilgecan dede. Kolay gelsin Keloğlan. Bir prensesle
Hele de Şıp sevdiği bir prensesle uğraşmak hiç kolay değil gerçekten. Sus, sus artık dedim sana. Sus, sus artık dedim sana. Dur artık, dur dedim sana. Şimdi göstereceğim sana gününü. Keloğlan geliyor, yanında da biri var. Keloğlan geliyor, yanında da biri var. Ne yapıyorum ben? Yorgunluktan kafam allak bullak oldu. Huysuzcum, oyun hoşuna gitti galiba. Ama artık yeter bence, sonra tekrar oynarız. Ben sana oyunu gösteririm şimdi. Bu Keloğlan neler karıştırıyor acaba? Bir kızı kaçırıyor galiba. Kız mı kaçırıyor? Baksana ellerini bağlamış. Hayrola Keloğlan? Nereye böyle? Sizi ilgilendirmez. Acelem var, oyalamayın beni. Tabii ya acelen olur. Ne o? Kızın babası peşine mi düştü? Nereden buldun o kızı Keloğlan? Dedim ya sizi ilgilendiren bir durum yok. Çekilin yolundan, işin gücün var. Kim bunlar prensim? Babam peşimize mi düştü? Prens mi? Duydun mu uzun? Keloğlan'a prensim diyor. Keloğlan'dan prens mi olur? Yazık, kandırmışsın kızı. Gözünü de bu yüzden bağladın herhalde. Ben de prens olabilir miyim acaba? Prens uzun. Çok yakıştı değil mi huysuz? Çok yakıştı çok. Böylece sen de prens Keloğlan gibi kızları kandırıp kaçırabilirsin. Kimseyi kandırdığım falan yok. Tam tersine kızı babasına götürüyorum. Başka işiniz yok mu sizin? Beni bağladığınız yetmiyormuş gibi... Bir de benim gibi soylu bir prensesten kız diye bahsediyorsunuz Prens Keloğlan. Bu kadarına dayanamam. Prenses mi? Özür dilerim prenses. Ağzımdan kaçtı. Hadi şimdi yolumuza devam edelim. Padişah babanı sizi merak etmiştir. Demek Keloğlan prensesi kaçırmış. Eğer onu Keloğlan'ın elinden kurtarır saraya götürürsek... ...padişah bizi altına boğar uzun. Başımıza talih kuşu kondu. Padişah beni de prens yapar mı acaba? Ay ne oluyor? İmdat! Hey ne yapıyorsunuz siz? Dur bakalım Keloğlan. Onu babasına biz götürüp ödülü de biz alacağız. Ah prensim! Kurtarın beni! Huysuz çekil yolundan yoksa çok fena şeyler olacak. Ha ne olacakmış? Öyleyse günah benden gitti. Hadi bakalım kara kaçan. Of! Eşek tepmişe döndüm. Uzun hemen durmazsan hepimiz için çok kötü şeyler olacak. Olmaz Keloğlan. Ben de prens olmak istiyorum. Dur dedim sana. Bu bir emirdir. Hemen dur. Yakışıklı bir prens. Prens mi? Ben mi? İşte şimdi hapı yuttuk. Siz olmasaydınız haydutlar beni kaçıracaktı. Prensesim, o prens falan değil. Prens sizi babanızın sarayında bekliyor. Çok geç kaldık, hemen gitmemiz lazım. Artık sana güvenmiyorum Keloğlan. Benim ellerimi gözlerimi bağladın. Bu yakışıklı prens gelip beni kurtarmasaydı... ...kim bilir daha neler olacaktı. Yakışıklı prens mi? O sizi kaçırmaya çalışıyordu prenses. Sizi onun elinden ben kurtardım. Artık yalanlarına inanmıyorum. Bu beyefendi senden daha yakışıklı diye onu kıskanıyorsun. Beyefendi mi? Uzun mu beyefendi? Hem de yakışıklı öyle mi? Bilgecan dedeye söz vermeseydim seni burada bırakıp giderdim. O zaman görürdüm beyefendiyi. Hah, onun saçları var diye kıskanıyorsun herhalde. Siz Keloğlan'a bakmayın. Bizi çekemiyor işte. Evet Keloğlan, bizi çekemiyorsun. Bırak yakamızı, mutluluğumuza engel olmaya çalışma. Padişah seni zindana attığında mutluluk neymiş görürsün. Zindan mı? Ne sandın? Kızının seninle evlenmesine izin vereceğini düşünmüyorsun herhalde. Elbette izin verecek. Böyle yakışıklı bir prensle neden evlenemeyim ki?
Yakışıklıyım değil mi? Of! Yeter artık! Şımarık bir prenses ve kalın kafalı bir hırsıza laf anlatmak ne zormuş. Yürüyün prenses, gidiyoruz. Aa! Ne yapıyorsun sen? Bırak beni çabuk. Prensesimi nereye götürüyorsun? Nereye olacak? Babasına götürüyorum. Hadi kara kaçan, gidiyoruz. Kurtarın beni! Prenses kaçırıyorlar! Prensim, siz de beni kurtarmak için bir şeyler yapsanıza! Ha? Yapayım tabii. Müjde padişahım, kızınız bulundu. Nerede? Şu anda bahçede. Keloğlan getirdi. Ama onu yalnızca size teslim edeceğini söylüyor. Gidelim o zaman. Keloğlan, ne yapıyorsun? Kızımı neden bağladın? Baba, kurtar beni bu kaba köylünün elinden. Sinirlenmeyin padişahım. Durumu açıklayabilirim. Ama önce prensesin evleneceği şu prensi bulmamız lazım. Nedenmiş o? Her şey bu mektupta yazıyor. Demek öyle. Tez prensi getirin buraya. Peki neden bağladın kızımı? Onu kimseye aşık olmadan getirmenin tek yolu buydu padişahım. Saygısızlık etmek istemem ama kızınız biraz inatçı. İnatçı değilim ben. Ama sen kabasın Keloğlan. Bir kıza nasıl davranılacağını hiç bilmiyorsun. Bilmez miyim Keloğlan? Biz burada onun elinden neler çekiyoruz bir bilsen. Neyse ki evleniyor artık. Kocasıyla başka bir saraya taşınacak. Beni emretmişsiniz padişahım. Gel oğlum gel. Gel de evleneceğim prensesle tanış. Ama prenses neden elleri bağlı bir şekilde eşeğin üzerinde duruyor? Uzun hikaye prensim. Size sonra anlatırım. Askerler! Prensesi eşekten indirin ve çözün ellerini. Kavuşabilmek için ne acılar çektim bir bilseniz. Ne acılar ne acılar prensim. Siz bir de bana sorun. Ha 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 ha